Emekliye 2500 lira maaş ilan edildi. Hakikaten bazılarının tuzu kuru, sokaktan, emekliden bir haberler. Değerli arkadaşlar, emekli herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşamadığı en büyük yokluğu ve yoksulluğu yaşıyor. Sokağa AK Partililer çok çıkamıyor ama muhalefet milletvekilleri yaşıyor ve görüyorlar. Geçtiğimiz takım elbise alırken emekliler çoluğunun çocuğunun eskisine muhtaç kalmış. Çok daha acı bir şeyi söyleyeyim değerli arkadaşlar. Emekli bazen ölen komşusunun eskisini giymeye mahkum edildi. Şimdi burada bir adalet var mı? Burada bir adalet yok. Hakikaten emekliye yapılan zulüm, emekliye reva görülen 2500 lira bir yemek parası bile değil. 4 kişilik ailenin bir öğünü bile değil. Ben de buradan size emekliler adına bir şey söylemek istiyorum. Bassın sizin adaletiniz, bassın sizin 2500 liranız diyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz depremden hemen sonra Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Depremde eşe yardım yapacağım dedi. Depremin o zorlu günlerinde evini barkını kaybeden insanlar Maliye Bakanlıklarına, vergi dairelerine giderek, Sayın Güzel Mansur da burada, Hatay'da da aynı şey yaşandı. İnsanlar günlerce kuyrukta bekleyerek eşe yardımlarına isimlerini yazdırdılar. Dönemin İçişleri Bakanı evlerinizden eşyalar almayın, devlet eşe yardım yapacak denildi. İnsanlar buzdolaplarını, her şeyini bıraktılar ama hala bir kişiye bile eşya yardımı yapılabilmiş değil. Buradan bir kez daha söylüyorum. Evini, yurdunu, işini, arabasını kaybeden insanlara bir tek kalem bir şey yardım edilebilmiş değil, verilebilmiş değil. Devlet dediğin sözünde durur. Devlet dediğin vatandaşına sahtekarlık yapmaz. Vatandaşını, yurttaşını, hele hele deprem yaşamış insanını kandırmaz. Bunu bir kez daha gündeme getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yine biliyorsunuz deprem sonrasında kira yardımları başlatıldı. Bununla ilgili de çok ciddi sıkıntıların olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Birçok arkadaşımız da benim yaşadığım durumları yaşamaya devam ediyor. Bir atafat içerisinde yaşarken hala Amerika'ya kendi makam arabasını bir uçağa bindirip Amerika'ya gönderenleri yaşarken maalesef deprem bölgesi yokluğu ve yoksulluğu yaşamaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, konteyner kentlerde yaşayan ayrı problem yaşıyor. Hala konteynere ulaşamayan insanlar var, binlerce insan var. Açta açıkta yatmaya devam ediyor ama bunu gören kimse yok. Maalesef deprem bölgesinin AK Parti milletvekilleri tek bir kelime konuşmuyorlar. Değerli arkadaşlar, memleket perişan, Malatya perişan. Geçtiğimiz gün Malatya'nın en önemli caddesi, Atatürk Caddesi, Kışla Caddesi'nde esnaflar eylem yaptı. Bu esnaflar mahkemeye veriyorlar, yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar. Yürütme durdurma kararını tanımıyorlar. Orada şarküterisi olan var, bozulacak eşyası olan var, elektrikleri kesiliyor. Bu insanlar polisle karşı karşıya getiriliyor. Ben de Kışla Caddesi, Atatürk Caddesi esnaf adına sizin adaletiniz bassın diyorum. Yazıklar olsun size diyorum. Yazıklar olsun polisle esnafı karşı karşıya getirenlere, yazıklar olsun diyorum. Onlar aşı için, ekmek için sokağa çıktı değerli arkadaşlar. Maalesef bunu görmeyen, bunu yaşamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ayrıca bu Kışla Caddesi esnafına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayken diyor ki ben bir yıl içerisinde sizin iş yerlerinizi boşaltmayacağım. Boşaltırsan da size adres göstereceğim. Bir çarşı yapıp ondan sonra size göndereceğim diyor. Buna rağmen şu an belediye başkanı arkadaşımız maalesef esnafa vermiş olduğu sözü tutmuyor. Aynı şekilde bir milletvekili arkadaşımız sesli mesaj göndererek Kışlar Caddesi esnafına merak etmeyin, ben sizin haklarınızı koruyacağım, ben sizin dükkanlarınıza dokunmayacağım diyor. Ve Malatya'nın tek ayakta kalmış caddesi maalesef polis eşliğinde yıkılmaya çalışıyor. Esnafla polis karşı karşıya getiriliyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, birçok problem var. Malatya maalesef hala şehir merkezi yok edilmiş durumda. Birileri 21 metrekarelik konteynerde 3 çocuklu insanlar yaşıyor. Çocukların yaşaması çok zor. Bakın buradan bir kez daha söyleyeyim. Konteyner kentteki insan çocuklarımız. Bir,
Maalesef okullarından uzak yerde konteynere kalıyorlar, servis istiyorlar. İki, futbol sahası, top sahası, basket sahası istiyorlar. 21 metrekarelik bir alanda Allah hiç kimseyi bir yılda, iki yılda, bir ay yaşatmasın. Çok zor koşullarda kadınların durumu zor. Kadınlar maalesef çarşıya gidip gezemiyorlar. Konteyner kent adeta açık cezaevine dönüşmüş durumda. Bu konuda burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 27. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Bizler tasarruf tedbirlerine karşı çıkmıyoruz. İtiraz etmiyoruz. Tam tersine tasarruf yapılsın. Ancak bu tedbirler tasarruf tedbirleri değil, palyatiftir, yetmiyor, esas meseleye girmiyorsunuz diyoruz. Yani sizin bu iktidarın esastan kaçtığını söylüyoruz. Tasarruf tedbirlerine karşı çıkan bir parti değiliz. Yani onun için niye tasarruf yapmak istiyorsunuz demiyoruz. Neden bunu şimdi söylüyorum? Biz tasarruftan yana olmamıza rağmen bu kanun teklifine hayır oyu vereceğiz. Çünkü torba yasa teklifi yine karşımızda. 17 kanunda ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörüyor. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin düzenlenmesine ilişkin hükümler de içeriyor. Bu torba yasa teklifinde kamuoyuna tasarruf paketi diye sunuldu ama tasarrufla ilgili sadece 3 madde bulunuyor. Onlar da yapılması gereken tasarrufları değil de ciddiye alınmayacak sonuçlar üretecek bazı adımları içeren maddeler. Yani bu bir tasarruf paketi değil. Bu sözde tasarruf paketi. Sözde tasarruf paketi. O nedenle eleştirimiz bu içeriklidir ve o nedenle de hayır oyu vereceğiz. Şimdi sayın vekiller, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için bir tasarruf paketi getiriyor diyor bu iktidar. Ya Allah'tan korkun. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidarsınız. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için şimdi aklınıza bir tasarruf paketi getirmek mi geldi? Kim sizin elinizi tuttu? Kamu kaynaklarını etkin kullanmayın diye canına okuyan bir ekonomi modelini seçtiniz. Kim yaptırdı bunu size? 22 yıldır iktidardasınız. Kimse yok sizi engelleyen. Onun için ısrarla şunu vurguluyoruz. Kamuda tasarruf olması gerekendir ve doğrudur ama tasarruf diye göz boyayan aldatıcı düzenlemelerle halkın karşısına çıkmanızın da bir inandırıcılığı yoktur. Tasarruftan söz etmek istiyorsanız bütçe tercihlerini, bakın tekrar söylüyorum, bütçe tercihlerini ve vergi yapısını köklü biçimde değiştirmek gerekiyor. Vergi yapısını tartışıyoruz. Şimdi plan bütçede bir vergi paketi var. Haftaya da onu burada konuşacağız. O konuda şimdi bir şey söylemeyeceğim onun için. Ama bütçe tercihlerinizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bu teklif bütçe tercihlerine ilişkin hiçbir şey içermiyor. Tasarrufla ilgili hiçbir şey içermiyor. İşin gerçeği şu. Kamu kaynaklarını israf etmek üzere kurduğunuz bir ekonomi politik anlayışının sonucunda kasada kaynak bırakmadınız. Bu nedenle tasarruf paketleri hazırlamak zorunda kaldınız. Hazine ve Maliye tarafından hazırlanan ve açıklanan bütçe harcama kalemlerine baktığımız zaman, Haziran ayında açıklanan bütçe harcama kalemlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tasarruf yok. Temsil ve tanıtım giderleri aynen devam ediyor. Kira harcamalarındaki artış sürüyor. Haziran ayı bütçe dengesi sonuçlarına göre bütçe açığında azalma görünmüyor. Yani tasarruf meselesinin tartışıldığı bu günlerde açıklanan ilk bütçe rakamları israfın sürdüğünü gösteriyor. Fren yerine gaza basılmış hatta. Bunu görüyoruz. Yani kamunun israf harcamaları arasında gösterilen bir diğer harcama olan kiralama işlemlerinin de son süratle devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Denetimsizlik, israf simgesi neresidir bu? Saray. Değil mi? Yani hiçbiriniz cesaret edip de Cumhurbaşkanı'na bu sarayın harcamaları uçtu gidiyor, bunu bir durdurmamız lazım demediğiniz için
saray harcamaları aslında büyük bir israf olarak devam ediyor. Çeşitli rakamlar veriliyor. Bir dakikalık harcaması iki asgari ücretlinin maaşını açıyor. En düşük 4 emekli maaşına yaklaşıyor vesaire vesaire. Hesaplamalar yapılıyor. Saatte şu kadar, ayda bu kadar. Saray harcamaları en büyük israf kalemi olarak varlığını sürdürüyor. Bir araştırma yapılmış. O araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ikisi hem 2023'te hem 2024'te enflasyonun üzerinde harcama artışı olmuş bu ikisinde. Yani tüketici enflasyonu 6 ayda %176 artmış. %72 kabul edersek %176 artmış. Diyanet İşleri %137 artmış harcamaları. MİT'in %106 artmış. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin %99 artmış. Devam ediyor böyle. Artmayan ne var? Enflasyon oranının altında artan, daha doğrusu, ne var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Neden? Çünkü onların iki bakanlıkta işçileri, emekçileri, dar gelirleri ilgilendiren, sosyal harcamaları ilgilendiren bakanlıklar. Orada enflasyonun altında harcama artışı var ama diğerlerinde tam tersi. Dolayısıyla durum belli aslında. Yani esas israfın neresi olduğu belli. Şimdi bütçe tercihlerine hiç dokunmuyorsunuz dedim ya. 2-3 tane de bütçeden örnek vermek istiyorum. Yandaş kuruluşlara transfer paraları. Bütçede önemli. Dokunuyor musunuz? Dokunmuyorsunuz. Yani sizin iktidarınızın yanındaki vakıflara, derneklere yapılan transferler konusunda en ufak bir kalem oynatmıyorsunuz. Asla. Vergi harcamaları adı altında aslında sermaye gruplarına peşkeş çekilen harcamalar. Vergi harcamaları bütçede 2.2 trilyon. Hadi bunun 500-600 milyarı gerekli olan işler. 1.5 trilyon vergi harcaması adı altında sermayeye peşkeş çekilen bir rakam var. Dokunuyor musunuz? Yok. Dokunmuyorsunuz. Hiç dokunmuyorsunuz. Şimdi vergi paketinde de yok orası. Peki başka ne var? Başka ne var? Ülke bütçesinin yaklaşık %11'i savunma ve güvenlikçi politikalara harcanıyor. %11'i. Yani yoksulluğun, sefaletin, işsizliğin tarihin en yüksek seviyelerine çıktığı günümüzde sefaleti ve yoksulluğu kaldıracak yatırımlar yerine savaşa, silahlanmaya, güvenlikçi politikalara devasa kaynaklar ayrılıyor. Buna dokunuyor musunuz bütçe tercihlerinde? Yok, onu da görmezden geliyorsunuz. Bunu da bir kenara koyalım. Savaş ve silahlanma konusunda dört nala devam ediyorsunuz her şeye. Peki ülkenin geleceğini ipotek altına alan geçiş garantili köprü ve otoyollar, yap işlet devret modeli, köyler, bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunuyor musunuz bütçe tercihlerinizde? Onu da yapmıyorsunuz. Tam tersine yandaş şirketlere, firmalara, holdinglere her türlü kolaylığı sağlamaya devam ediyorsunuz. Bütçe kaynaklarını oraya aktarmaya devam ediyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir tasarruf yok. Dolayısıyla baktığımızda, toptan baktığımızda yapılması gerekenlerin hiçbiri yapılmıyor tasarruf adına. Hiçbir etkisi olmayacak şeyleri de tasarruf diye topluma yutturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi son bir konu var değinmek istediğim bu paketteki maddelerle ilgili. Madde 29, çoklu maaş meselesi. Şimdi sayın vekiller, burada bu çoklu maaş meselesini geçen dönemde, bu dönemde defalarca konuştuk. Yani kamu kurumları, şimdi değişik bir şey olmuş. Bir kanun teklifi geldi. İçinde bir madde var. 29. madde. Ve o maddede diyor ki çoklu maaşla ilgili kamu kurumlarında görevlendirilen kamu personeli için çoklu maaş olmaz diyor. Ve diyor ki bir maaş, bir de huzur hakkı olarak 98 bin lira. Kamu personeli için, kamu kurumlarında görevlendirilen kamu personeli için bu geçerli. E peki, bunu komisyonda da tartıştık. Bu komisyondaki tartışmada neredeyse hani Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere, hatta AK Parti'nin içinden bazı vekiller de bu konuda dediler ya, doğru söylüyor muhalefet bu konuda. Gelecekti önümüze değişiklik önerisi, gelmedi. Aynı komisyonda nasılsa son hali de o şekilde geldi çoklu maaş konusunda. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Kamu kurumlarında kamu görevlisi olarak kamudan görevlendirilmiş olanlara tek maaş huzur hakkı, o da tartışmalı bir kısmı. Ama özel tamamlıyor efendim. Ama kamu görevlisi olmadan görevlendirilenler çoklu maaş alabilecek. Yani 5 tane ayrı kamu kurumunda görevli bir kişi kamu görevlisi değilse, eğer kamudan gelmiyorsa, çok sayıda maaş alabilecek. Bunu değiştirmiyorsunuz ya. Bunu resmileştiriyorsunuz, kanunlaştırıyorsunuz bunu. Olmaz mı dedik? Değiştireceğiz dediniz, gelmedi. Peki gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi? Ya toplumda bu kadar açlık varken siz emeklinin maaşını 10 bin liradan 12.500'e çıkardık diye gerim gerim gerilirken, asgari ücret 17 bin lirada takılmış kalmışken çoklu maaşı kanunlaştırıyorsunuz ve kamudan gelmiyorsa, kaç tane yerde çalışıyorsa o kadar maaş alabilir diyorsunuz. Ayıptır, utanın ya, bunu değiştirin. Ayıptır, utanın.